Arkadaşlar şimdi bir bahçedeyiz, zeytin bahçesindeyiz. Zeytin bahçesinde artık çiçekten meyveye dönüldü. Tabii çiçekten meyveye dönülünce bir takım sorular da çiftçilerimizden gelmeye başladı. Bunlarda en başta gelen soru şu, neden meyve atıyor zeytinimiz? Yani çok yoğun tutuyor ama niye meyve atıyor diye bir soru geliyor. Zeytin meyve atmıyor aslında. Olması gerekeni kendi bünyesinde taşıyor, besleyemeyeceğine inandığını atıyor. Bu zeytinin normal fizyolojik bir çalışması. Herhangi bir hastalık, herhangi bir zayiat, herhangi bir zafiyet değil. Dolayısıyla bununla kesinlikle tedirgin olmayın. Ayrıca bazı çiftçilerimiz çiçek tacı tomurcuklarının da dökülmesini de meyve atmak olarak görüyor. Öyle bir şey yok. Her şey yerli yerinde, normal bir şekilde ağaçlarımızın genelinde bu şekilde. Bu her zaman böyledir. Yani mesela şimdi kameraman arkadaşımız şöyle yaklaşırsa şuradaki meyvelerin hepsini tutmayacak. Muhakkak ki bunlardan en zayıf olanını atacak. Yani bu 2-2-4. Dolayısıyla efendim bu sapık şeklindeydi, niye meyve attı denilmemesi lazım. Gördüğünüz gibi burada da öyle. Atmış zaten, bakın bir kısımlarını atmış, besleyemeyeceklerini atmış. Daha bunlardan da belki yetiştiremeyeceğine inanırsa onları da atar. Şu an için sağlam duruyor. Bakın burada da atmış, bir kısım meyveleri atmış. Yetiştiremeyeceklerine inandığını atar. Bu da zeytinin fizyolojik olarak çalışması demektir. Normaldir yani. Onun için herhangi bir hastalık yok vesaire yok. Bu konuda müsterih olun. Gelelim bir sonraki soruya. Efendim biz meyveye döndü, ne yapacağız? Şimdi zeytin meyveye döndükten sonra karabiber dökülmesi gibi bir sıkıntı var. Onun için daha önceden de mücadele etmiş olmanız lazım. Çiçekten meyveye döndüğü zaman da bu mücadeleye devam etmek lazım. Bu mücadelede ne yapacağız? Öncelikle yine bir sağlam bir bitki besleyici, amino asit türevlerinden vereceğiz. Bununla beraber karabiber dökülmesini ve antraknozu önlemek için mantari bir mücadele yapacağız. Bu mücadelemiz sağlıklı bir bakır da olur. Bununla beraber herhangi bir karbendazim vesaire ya da bununla beraber mantari fosetilal gibi mantar ilaçları da karıştırılıp atılabilir. Tabii bunu sizin mühendisinizin tayin etmesi lazım. İlaçlarınıza göre bu formülasyonlar değişir. İkinci, çiçekten meyveye döndükten sonra ilk mücadele değil de ikinci mücadelede de bir kalsiyum desteği vermeniz meyveleriniz için ve raf ömrü için gerekli olan bir elementtir. Şimdi şu ağaca baktığımız zaman bu ağaçta ne gibi bir eksiklik var? Eksiklik yok. Bazı yerlerde fazlalık var. Bu fazlalık da nedir? Bu fazlalık aşırı sürgün vermesi. Sürgün vermesi iyi mi? Tabii ki iyi. Ağacın daha iyi çalıştığını gösteren bir durumdur. Sürgün vermesi. Dolayısıyla sürgün verecek. Şimdi burada biz Murat abiyle çekimi yapıyoruz. Neden Murat abiyle çekimi yapıyoruz? Çünkü bu zeytinde asıl olması gereken bahar budaması. Bahar budamasının yapılması lazım. Bahar budaması arkadaşlar aslında ağır budama, kış budamasından daha önemlidir. Zeytinde aslında kış budaması diye bir budama da yoktur. Asıl budama bahar budamasıdır. Yalnız atadan dededen böyle görüldüğü için kışın çok ağır bir budama yapılıyor. O çok da doğru bir şey değildir. Şimdi burada Murat abiye sözü vermek istiyorum. Bahar budamasında Murat abi mesela bu ağaçlarda neler yapacak? Nasıl bir çalışma seyri izleyecek? Onu bir Murat abiden öğrenelim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, ziraat mühendisi Oktay Bey teknik bilgileri verdikten sonra biz de bu bahçenin, buna benzer bahçelerin budamacısı olarak gittiğimiz bahçelerde gözlem yapıyoruz. Burada gördüğümüz şey, ağaçlar çok güzel beslendiği için dip ve sırt sürgünleri, yani ana dal sürgünleri çok gelişmiş.
Bunlar biliyorsunuz yani mutlaka duymuşsunuzdur en azından. Dip sürgünleri çok obur. Yani ağaca verilen tabandan olsun, yapraktan olsun. Bu sürgünler görüldüğü gibi çok iştahlıdır ve verilen bütün besin elementlerinin hemen hemen %30'unu bak şuralarda, diplerde ve sırtta şunlar alırlar. Bunlar biz işimize yarar mı? Diptekiler bir defa arkadaşlar, diptekilerin hiçbir bir faydası olmaz. Yalnız şuraya gelelim. Buradaki sürgünler, değerli sürgünler de var bunların içerisinde. Mesela hangisi diyelim? Şu tarafta bir boşluk var. Bunu doldurmak istiyoruz. Hangisini tercih ederiz? Yani bırakmak gerekir. Elbette ki şu sürgün en uygun olanı. Veyahut da şurada bir sürgünümüz var. Bu en uygun olanı. Bu ikisini bırakırız. Bir de gerekirse yedeğini bırakırız. Hani bu hasatta toplanırken, başına çıkılırken bazıları kırılıyor ya. Onun için bir iki tane de böyle yedek bırakabiliriz burada. Şimdi az önce ziraatçı arkadaşımız çok doğru bir söz söyledi. Kış budaması diye bir budama gerçekten de yok. Ben hiçbir anlam veremiyorum. Niye derseniz, kışın neyi keseceğini bilmezsin. Sadece ne yapılabilir? Kış budamasında ana dalların 7-8 tane olanları var. Onları birer tane, her sene bir tanesini alarak ağacın şeklini düzeltmek maksatıyla yapılır. Asıl yapacağımız budama bahar budamasıdır. Niye derseniz, bakın abi, bak şurada göstereyim ben size. Bunu kışın fark edemezsiniz. Çoğu kalır. Ama yazın filiz zamanı geldiği zaman bunun artık kuruduğu belli olur. Bunu buradan, kökünden, şuradan bir yerden alırsın. Ve bu şekilde doğru bir, hem meyve kaybı olmaz, hem de daha sağlıklı bir bakım olur yani budama açısından. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Murat abi, ben birkaç soru sormak istiyorum. Mesela bu içlerden siz sürgün bırakıyorsunuz. Bu sürgün bırakma nedeniniz ne? Onu bir öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle, şu ağaç mesela bir adam boyu hemen hemen altta dal yok. Buralardan çıkan sürgünlerden şuraya bir kat şeklinde uzanacak ve meyve toplayacağımız dallar oluşturmamız lazım. Evet. Yani ağaç kollarını zenginleştirmek, meyve açısından zenginleştirmek lazım. Şurada ben bir tanesini mesela göstereyim size. Şunun alt tarafında sürgün yok. Belki de çıkar. Çıktığını farz edelim. Bundan bir tane, iki tane şuralara uzanacak meyve dalı bırakmamız lazım. Bak, dikkat ediyorsanız bazı ağaçlarda adam boyu yan dallar yüksekliği adam boyuna gelmiş. Halbuki ağaçlarda yere doğru, şu dalların yere doğru yarım metre aşağıya inmesi lazım. Toprağa yaklaşması lazım. Bu ne demek oluyor? Bu, şurayı düşünelim. Burayla şuranın arası bir metre. Yarım metre düşün. Yarım metre zararımız var burada. Yarım metre demek, bunun etrafını şöyle bir düşünecek olursam, bir daire çizecek olursam, aşağı yukarı 10 kilo meyve demektir bunun anlamı. En az. Peki zeytinin içinde sürgünleri bazen bırakalım diyorlar. Yani güneş yanıklığı vesaire gibi. Siz, evet, buna katılıyor musunuz? Şimdi şöyle, o güneş yanıklığı eğer ağacın durumuna bakmak lazım. Ağaç filiz vermiyorsa, kışın zaten güneş yanmaz. Yazında, baharda sürgün verir. Eğer sürgün vermiyorsa bu ağaç, güneş yanıklığına maruz kalır. Sürgün veriyorsa bunlardan seyrek olarak,
mesela bir karış arayla şuraya, şurayı çekebilirsen burada daha rahat olur. Mesela şu iki filiz arasında şuralardan birer karış arayla bırakmakta fayda var. Evet, evet. Başka bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar ben tekrar alayım. Mesela ağacımız, bunlar daha önce çok kuru dallardı. Bu kuru dalları biz kışın kesemezdik. Çünkü hangisinin tekrar yeşereceğini, hangisinin yeşeremeyeceğini çok ciddi anlamda bilemezsin. Biz bunların çok afaki kurumuşlarını aldık. Ama tekrardan yeşerecekleri bıraktık. %70'i yeşerdi. Sadece nedir? Şurayı gösterecek olursa kameraman arkadaşımız, artık ölü doku dediğimiz dokular oluştu. Şunlar. Bunları almadık. İşte bahar bulmasında bunları da temizleyebildiğimiz kadar temizleyeceğiz. Dolayısıyla bahar budaması çok ciddi. Zeytin için çok gerekli olan bir şey. Hatta yılda, iki yılda bir defa kaba budamayı, kış budaması yapılırken her yıl bahar budamasının yapılması lazım. Bizim kuru dal olmamızın, ağaçlarımızda kuru dal olmasının en büyük sebeplerinden birisi de hasatta yanlış hasat uygulaması yapılması. Yani tarakla çok ciddi şekilde vurulması, bununla beraber dalların hor kullanılması. Dolayısıyla bunlar bizde kuru dal olayını çoğaltıyor. Kuru dalın ne kadar çoksa meyven de o kadar azdır. Bundan dolayı hasatta çok dikkat etmemiz lazım. Çalışan arkadaşlarımız da hasatta çok dikkat etmesi lazım. Gövyeyi geçireyim. Biraz daha efendim çiftçi, bahçe sahibimiz ya diyor, biraz daha gövyeyi az verelim, biraz daha hızlı çalışın. Onu demesinler. Çalışan arkadaşlarımız da kendi bahçesiymiş gibi lütfen hasadına dikkat etsinler. Çünkü buna çok ciddi bir emek sarf ediliyor, çok ciddi bir masraf gözetiliyor. Dolayısıyla da bu emeklerin heba olmaması lazım. Burada herkese iş düşüyor. Budamacıya iş düşüyor, hasat yapana iş düşüyor, mühendise iş düşüyor ve en önemlisi bahçe sahibine çok iş düşüyor. Bahçe sahibi de her şeyi programlı bir şekilde yapması lazım. Zeytin bahçesi dağ bahçesi, dağ ağacı değil. Zeytin bahçesi milli bir servet ve ekonomimize de çok ciddi katkısı olan bir pozisyonda. Dolayısıyla da bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir sonraki çalışmamızda yine sizi bilgilendireceğiz. Kolay gelsin.